İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ankara'dan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu akşam İzmir'de değerli Karşıyakalıların konuğu olacaktık ve orada çok görkemli bir halk arenası gerçekleştirecektik. Ancak değerli konuklarımız meclisteki nöbetlerini bırakamıyorlar ve buradaki görüşmelere mutlaka katılmaları gerekiyor. Onlar İzmir'e gelemediler bu haklı mazeret nedeniyle. Bizler Ankara'ya geldik ve şu anda meclisteyiz. Meclisten tarihi bir halk arenası gerçekleştireceğiz. Ben sözü uzatmadan hemen değerli konuklarımı sizlere takdim edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Selin Sayak Böke. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de meclise hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve her zaman olduğu gibi sürekli konuğumuz halkın avukatı Murat Ergün. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sayın Hocam önce sizden başlayalım. Tarihi günler yaşıyoruz. Çünkü kamuoyunda tek adam anayasası ya da rejim değişikliğine yol açacak anayasa olarak tanımlanan bu paketin görüşmeleri şu anda mecliste devam ediyor. Az önce bir oylama yapıldı. Yine yanılmıyorsam 342 kabul, 343 mü? 343 kabul oyuyla bir madde daha onaylandı, geçti. Acaba bundan sonra neler olacak? Ve şu ana kadar yaşananları Halk TV seyircilerine sizin bakış açınızla bir anlatır mısınız? Her şeyden önce tabii gönül isterdi ki güzel İzmir'de sevgili Evet. Karşıyakalılarla beraber olalım. Ama biz biliyoruz ki onlar takdirle karşılıyorlardır. Tabii. Zira tam da sizin söylediğiniz gibi Cumhuriyet'in yeniden kazanılması mücadelesinin ilk devrimsel ayağının yaşandığı bir hafta bence bu hafta. Bunu özellikle söylüyorum çünkü burada veriliyor olan mücadele esasında bundan sonra bizlerin yapacak olduğu, yeniden Cumhuriyet'i ayağa kaldıracak olan devrimin sadece bir ilk ayağıdır. Yani siz bunu devrimsel bir süreç olarak niteliyorsunuz. Mutlaka biz yapılmaya çalışılan karşı devrime bizim yeniden cumhuriyeti kazanacağımız bir devrimle ayağa kalkmamız gerekiyor. Yıkmaya çalıştıkları şeyin ne olduğunun biz değerini çok iyi biliyoruz. Tuğla tuğla inşa edilmiş, kanlılara mermiler yüklenerek, toplar yüklenerek, kadınlı erkekli bütün Türkiye'nin bir araya gelip inşa etmiş olduğu bir cumhuriyeti, demokrasinin temelleri üzerine 93 yıl bizi bir arada yaşatmış olan bir projeyi yıkmak isteyen şeyin karşısına ancak bir devrimle çıkabilirsiniz. Bizim Cumhuriyet Halk Partililerin bu meclis çatısı altında bugün veriyor olduğu mücadele esasında bütün toplumun bir arada vereceği olduğu o büyük mücadelenin ve o büyük devrimin bir ilk adımıdır. Bunu şu saikle söylüyorum. Bunun bu meclisten çıkmaması için her şeyi yapacağız. Meclisten çıkmadığı takdirde de bizim bu devrimi devam ettirmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü yıkılmış olan Cumhuriyet değerlerini tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bunu yani mekanik olarak burada ne olduğu çok önemli değil. Ama bunun ruhunu iyi anlamamız gerekiyor. Bizler işte bu ruhla her gün burada Türkiye'ye doğru hikayeyi aktarabilmek ve yapılmak istenenin ne olduğunu en somut haliyle ortaya koyabilmek için burada çalışıyor ve çabalıyoruz. Bunu halkın gözünden kaçırma isteği esasında yapılmak istenenin ne kadar korkunç bir şey olduğunun da ispatı diye düşünüyoruz. Eğer bu çok iyi bir Türkiye adına çok iyi bir anayasa değişikliği teklifi olsaydı o zaman halkın gözünden kaçırmak gerekmezdi. O zaman halkla göz göze gelerek bu işi tartışabilirlerdi. Belli ki çok kötü bir şey yapılıyor. Şimdi biz zaten biliyoruz bunun çok kötü olduğunu. Neden derseniz, bakın Türkiye'nin son 2 sene içerisinde yaşadıkları, esasında fiilen bu başkanlık rejimine geçildiği takdirde ne yaşanacağının bir ön vizyonuydu. Ön vizyonuydu çünkü zaten seçilmiş bu cumhurbaşkanının ve getirmek istediği bu başkanlık rejiminin bir provası uygulanmış oldu. Hukuk tamamen yerle bir edildi. Cumhuriyetin üzerine inşa edilmiş olduğu bütün değerler, yani laiklik, hukuk ve sosyal devlet değerlerinin hepsi yerle bir edildi. Bunların ne kadar keskin bir biçimde 2014'ten bu yana, yani Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğu dönemden bu yana yaşandığını rakamlarla tespit etmek mümkün. Şimdi o zaman bizim yeniden o laik, hukuk temelleri üzerine inşa edilmiş, sosyal devleti kendisine dert edinen,
Yani kendi siyasi geleceğini değil, bu ülkenin 80 milyonun ortak geleceği için iş yapmak isteyen bir siyaseti inşa etmemiz gerekiyor. Bu siyaset üzerine kurulmuş bir demokrasiyi ve o demokrasinin yücelttiği cumhuriyeti bir Türkiye gerçeği yapmamız gerekiyor. Her madde bizim için işte bu değerde bir madde. Evet, ben de sürekli olarak evimizde zaten Halk TV açık. Zira başka televizyonlar, ulusal kanalı ve sayıları 1-2'yi geçmeyen diğer yayın kuruluşlarını bir tarafa ayırırsak, yandaş medya ya da merkez medya dedi ya da penguen medyası dediğimiz kanallarda sürekli yayın yapılmıyor. An be an buradaki görüşmeler, buradaki demokrasi mücadelesi ekranlara yansıtılmıyor. Genellikle iktidar sözcüleri konuşurken o televizyonlar kameralarını meclise çeviriyorlar. Peki siz buradaki mücadelenin topluma gerektiği şekilde yansıdığı kanısında mısınız ve size gelen toplumdan dönüşler nasıl oluyor? Çünkü buradaki Cumhuriyet Halk Partililerinin hepsi tek kişilik birer demokrasi ordusu gibi gayret gösteriyor. Hakikaten tarihe geçecek olağanüstü zor koşullarda müthiş bir demokrasi mücadelesi, hukuk mücadelesi sergileniyor. Siz bunun toplum tarafından fark edildiğini ve geriye dönüşlerin de beklediğiniz doğrultuda olduğunu düşünüyor musunuz? Çok güzel bir kıvılcım ateşlendi. Ve bunda açıkçası tabii Halk TV'nin bizlerin sesini vatandaşımıza iletmek için bir aracı olmuş olması, yani demokrasinin gerektirdiği basın özgürlüğünü yaşatıyor olması ve Halk TV ile beraber Şeker TV'nin, biliyorsunuz Ali Şeker'in yaptığı canlı evet, yayınlar komisyondan evet, beri bütün Türkiye'de çok etki yaratmış vaziyette. Her bir milletvekilimiz, hani Ali Şeker başta olmak üzere, birer basın özgürlüğü esasında unsuru haline geldiler. Evet. Sesimizin duyurulabilmesi için biz de sizlere destek vermek zorundayız ve sizlerle beraber bu işi yapmak durumundayız. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Çünkü biliyoruz ki bütün devlet organlarını ve imkanlarını kullanarak bu sesi kısmaya gayret eden ve bunu kendine dert edinmiş olan bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. Bunun yıkılması için veriyoruz zaten mücadeleyi ki doğru ses ve farklı sesler birbiriyle konuşabildikleri bir Türkiye bulsunlar yeniden. Biz hiçbirbirimizle konuşamadığımız, aile içinde farklı partilere oy vermiş olanların birbirine artık gözün içine bakamadığı bir Türkiye'de basın özgürlüğünü sadece basın özgürlüğü için değil, bu demokrasinin yaşayabilmesi için ihtiyaç duyuyoruz. Yeterince ses getirdi mi? İlk kıvılcım ateşlendi dedim. Çünkü Özgür Bey de belki bu duygularını paylaşacaktır. Bana sosyal medya üzerinden geliyor olan ve aynı zamanda telefonla ulaşabildiğimiz, şu anda sahada olmadığımız için ancak bu araçlarla irtibattayız, herkesten çok heyecanlı ve bu mücadele için burada veriliyor olan, yapılıyor olan her şeye ortak olunduğu hissini ben bir telefonda dahi hissedebiliyorum. Çünkü gerçekten biz 80 milyonun ihtiyaç duyduğu demokrasiyi ve açlık içinde olduğu yeniden birlikte yaşama kültürünü yeşertmek için bir mücadele veriyoruz. Bunun görüldüğü kanaatindeyim ben. Çok teşekkürler. Hakikaten ben program yaptığım için söylemiyorum. Yeri geldiğinde eleştiririm de ama Halk TV tüm çalışanlarıyla olağanüstü bir gayretle geceli gündüzlü mesai harcayarak büyük bir basın özgürlüğü ve demokrasi kahramanlığı sergiliyor. Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmetin ne kadar kutsal bir görev olduğu bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu görevi yapmayanlar ya da bu görevi yapıyor gibi gözükerek halkı yanıltanlar, halktan gerçeği kaçıranlar da halk tarafından halkın silinmez hafızasına kaydediliyor, tarihe yazılıyor. Gelecek kuşaklar da bu günleri herhalde okurken vah ülkem bah neler yaşamış diyecekler. Şimdi ben sözü Sayın Özgür Özel'e bırakmak istiyorum. Hakikaten tekraren altını çizerek söylüyorum. Çünkü altı ısrarla çizilmesi gereken bir demokrasi mücadelesi. Bir avuç Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili burada belki geceleri hiç uyumadan, ertesi günü tekrar mesaiye, o yorgunlukla ama sanki deliksiz 8-10 saat uyumuş gibi enerjik bir şekilde
başlıyorlar. Bu da tabii toplumda yer yer oluşan umutsuzluğu, karamsarlığı ortadan kaldırıp umuda dönüştürüyor. Çünkü şu aşamada bence bizim toplumumuzun en büyük ihtiyacı birlik, bütünlük ve umut. Aynı soruları Selin Hanım'a sorduğum soruları size de yöneltiyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok doğru bir tespit. Hatta birbirimize şaşırıyoruz. Sabah 6.30'da buradan ayrılıyoruz. Ertesi gün işte saat 12'de bazen basın bir kavga oluyor, bir tartışma oluyor. 10.30'da 11'de basın toplantısına geliyoruz. 6.30'da gittiğimiz, 7.30'da vardığımız yerden buraya. Ve hepimiz karşımızdakinin bir diğerinin enerjisine ve inancına şaşırıyoruz. Ondan etkileniyoruz ve birbirimize enerji veriyoruz. Bunun bir tek sebebi var. Herkes meselenin farkında. Bir anayasa var. Mecliste yaptığım konuşmada da şunu söyledim. Anayasa yokken bile olan bir şey vardı. Meclisin duvarına yazılı olan egemenlik kayıtsız şartsız milletin bir sözü öyle iç mimar buraya bu iyi gider diye yazdığı bir söz değil. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da çıktığı, canı pahasına çıktığı, arkadan gelecek tutuklama ve gıyabında verilen idam kararlarına rağmen çıktığı o yolculukta Amasya'da, Amasya genelgesine egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek aslında olmayan anayasanın ruhunu milletin gönlüne yazdı. Daha sonra meclis kurulduğunda da o duvara yazıldı. Şimdi o yazıyı silmeye kalkıyorlar. Şimdi biz burada 550 milletvekili 1 Kasım günü seçmenlerimize şunu dedik. Bize bir emanet verin. Biz o emanete gözümüz gibi bakacağız ve demokrasiyle yönetildiğimiz için sürenin sonunda, 4 yılın sonunda getirip o emaneti size geri vereceğiz. Bunu Milliyetçi Hareket Partililer anlatırken örneğin biz başkanlık sistemine karşıyız. Partili cumhurbaşkanlığı demek bölünme demektir. İşte yarı başkanlık olsun, başkanlık olsun federasyonu getirir. Kesinlikle onu başkan yapmamız mümkün değildir. Ver bileli al başkanlığı, yolsuzluklarla hesaplaşmadan el bile sıkışmam diyen Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vererek buraya geldiler. Adalet ve Kalkınma Partisi 7 Haziran seçimine giderken 400 vekil, başkanlık falan filan diyordu. 7 Haziran 1 Kasım arasında Tayyip Erdoğan sahalardan çekildi. Çünkü başkanlık talebi dinlendikçe AKP'nin oyu düşüyordu. Ve hiç kimse kendisine verilen bu yasama yetkisini buranın bu arkanızdaki kapıda İki tane yetki kullanılıyor Türk milleti adına. Yasama ve denetim yetkisi. Bu yetkileri al, bir sene geçtikten sonra üstünden bir başkasına ver diye vermedi. Bu emanete ihanettir. Halktan alınan emanete ihanet etmektir. Hatta dün akşamki bir çıkışımızda belki onu konuşacağız. Dedik ki MHP'ye siz bunu nasıl yaparsınız? Evet. Ve MHP'nin genel başkanı kendi kitlesini şöyle tehdit ediyor. Bu başkanlık geçmezse erken seçim gelebilir. Biz dedik ki hodri meydan. Erken seçimi hemen hep birlikte tabii isteyelim. Önce bilge siyasetçi Sayın Deniz Baykal muhteşem bir konuşma muhteşem yaptı. Bir konuşma yaptı ve meclise böyle bir şantajın hiçbir şekilde düşünülmemesi gerektiğini ve bunu şiddetle kınadığını, böyle bir tehdidin asla bu meclisi hedef almaması gerektiğini, meclisin çatısı altında bunun telaffuz edilmiş olmasından dolayı çok büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi. Çok bilgece konuştu. Arkasından da sizler söz aldınız ve hodri meydan dediniz. Evet. Genel başkanımızın varlığında evet. Ve onun bilgisi dahilinde Türkiye'ye şunu söyledik. Rejimi değiştireceksiniz. Ortada büyük bir ihanet var. Önce halka gidin. Önce bu parlamento bir yenilensin. Bakalım o zaman AKP ile bu ittifakı kuran, AKP ile hangi mecburiyetten, hangi mahkumiyetten sebeple kaynaklandığı bilinmeyen bu ittifakı kuran MHP... Bu şartlar altında o yetkiyi alabilir mi? AKP gittiğinde bu başkanlık sistemini anlatabilir mi? Halktan bir yetki alınmış ve kaptı kaçtı anayasasıyla yol alınmaya çalışılıyor. Bütün itirazımız buna oldu. Tabii akıl alır gibi değil. Bu yüze çatı kimleri burada ağırladı. 9000'e yakın milletvekili, çoğu şimdi hayatta değiller. Bu çatının altından geldiler, geçtiler. Herkes aldığı emaneti günü gidince geriye verdi. Kimi canıyla ödedi bazı bedelleri. Kimi sağlığıyla ödedi, kimi o emaneti geri veremeden bu çatı altında hayatını kaybetti. Ama kimse bunu bir başkasına vermeye kalkmadı. Ama pazartesi günü ibretlik bir gündü. Şöyle söyleyelim, bir kez sürekli şey konuşuluyordu. Biz şunu söylüyoruz, bir sistem değişikliğinden bahsetmiyoruz. Bir rejim değişikliği bu. Hı. Ve
Bu rejim 23 Nisan 1920 ve 29 Ekim 1923 kurtuluş ve kuruluş iradesinin rejimini şimdi bir yıkıcı irade 10 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin başlattığı bir sürecin sonucunda karşı devrime çevirmeye çalışıyor. Bu parlamentonun ilk milletvekillerinin torunları şundan övünüyorlar şu anda. Torunları ya da torunlarının çocukları. Benim dedem diyor, bir kişinin egemenliğinden, bir hanedandan, bir saraydan laik, demokratik bir cumhuriyete dönüştürdü Türkiye'yi ve yetkiyi oradan alıp getirdi, halka verdi diyor. Şimdi bugünkü milletvekilleri neyle övünecek torunları onların? Benim dedem halktaki yetkiyi tekrar saraya verdi diye mi övünecekler? Ve ibretlik bir şey istedik. Bir başbakan çıktı kürsüye. Biz bu tartışmaların hep televizyon saatinde bütün televizyonlar açıkken yapılmasını istedik. Ama salı, çarşamba, perşembe beşer saat hariç televizyon yayını yok. Onu işte Şeker TV ile Şeker TV Halk TV işbirliğiyle aşmaya çalışıyoruz. Muhteşem işler yapılıyor ve kırmış durumdayız. Yani o karartmayı ve kuşartmayı kırdık ama niyetleri mesela meclisin yetkilerini devir maddesini gecenin 3.30'unda getirdiler. O kavga ondan çıktı. Getirin gündüz, verdiğiniz oyu halkın gözüne baka baka verin dedik. Ve bir başbakan çıktı kürsüye. Şunu söyledi Uğur Bey. Yani çok yanlış bir iş yapmış olmanın ezikliği. Suçüstü halinin mahcubiyeti ve telaşındalar. Aynen öyle. Zaten o kavgadan sonra da onu söyledik. Biz kürsüye gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partilileri olarak, ben kürsüde CHP Grup Başkan Vekili olarak tarihi ama demokrasi tarihine kara bir leke geçecek yerde bir şerh düşmek ve bir suç duyurusunda bulunmak üzere gittim oraya. Halktan aldıkları yetkiyi saraya devrediyorlar gecenin 3.30'unda ve suçüstü halinde halka suç duyurusunda bulunduk biz. Ve sonuçta o kavgayı çıkardılar, arkadaşlarımıza saldırdılar, bizleri darp ettiler, milletin kürsüsünü yerinden söktüler ve aslında yaptıkları tam da o. O kürsüyü söküp saraya götürmeye çalışıyorlar. Ve biz halkın kürsüsünü onlardan korumaya çalıştık. Ve bir başbakan geldi pazartesi günü, şöyle ibretlik bir konuşma yaptı. Dedi ki, bu teklife destek verin, ilk imzacısı benim. Dediği şu, eğer ikna edebilirse karşısındakileri kendisini yok edecek. Ve dedi ki, bütün eleştiriler üzerine. Sonra dedi ki, attığınız imzalara sahip çıkın, yani kendinizi yok edin dedi. Bütün eleştiriler üzerinde dedi ki, bir gemide iki kaptan olmaz dedi. Oysa bir gemide dört kaptan da olur. Tabii. Yeter ki kaptanlar yetkilerini biz. Bizim gemideki hal şu. Aslında Sayın Başbakan'ın bahsettiği gemi değil. Doğu Karadeniz'de genellikle kıyılarda yük taşıyan küçük teknelere taka denir. Taka. Takaları tek kişi kullanır, yönetir. Ama o da kaptan değil, reistir. Reisin kullandığı gemiye tek başına kullandığı. Eğer bir reis büyük bir gemiyi, Türkiye gibi bir transatlantiyi yüzdürmeye tek başına kullanmaya kalkarsa, yönetmeye kalkarsa mutlaka karaya vurur. Tam da sıkıntı bu. Ve durum da şu aslında. Diyor ki, Başbakan pazar günü gazeteciye şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Ben konuşacağım parti adına, televizyonu da açacağız Meclis TV'yi demişti. Reis demiş ki, televizyon açılmayacak. Birinci kaptan... Benim kastettiğim reis o reis değil tabii. Tabii. Taka reisi benim kastettiğim. Tabii. Birinci kaptan demiş ki kapatacağız televizyonu. İkinci kaptan açacağız demiş. Birinci kaptan kapatacağız deyince ikinci kaptan televizyonu kapattı, bize de şunu anlattı. Ben birazdan suya atlayacağım. Gemiyi terk ediyorum. Ama bu bizim için yeni değil. Daha Nisan ayının sonunda, Mayıs ayının başında bu gemiye halkın seçtiği bir ikinci kaptan vardı. Ve o kaptanı boğazlayıp denize attılar. Diyorlar ya, halka soralım, halka soralım. 1 Kasım'da kendi partilerinden seçilmiş bir genel başkanı, kendi partilerinden seçilmiş olan bir başbakanı alıp da sadece bir kişi istiyor diye bir sivil darbeyle uzaklaştırmışlardı. O yüzden bugün geldiğimiz noktada tarihi çelişkiler yaşıyoruz. Tarihi paradokslar ve gerçekten ibretlik sahneler yaşanıyor. Buna karşı tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin her birisinin hem gönlünde hem beyninde yer etmiş demokrasi bilincine, halkın kendilerine verdiği yetkinin kıymetini bilen milletvekilleri de halktan aldıkları güçle de direniyorlar. Bugün AKP'lilerin gözünde iki tane şey görüyoruz. Bir, tarifsiz bir sinir, şiddet ve kin. Çünkü onları ihbar etmemize dayanamıyorlar. Doğruları söylememize dayanamıyorlar. İki, şaşkınlık ve hayret. Çünkü karşılarında onlar 133 milletvekili, işte kadınıyla, belli bir yaşı aşmış olanlarıyla, bu böyle
kolayca yok edebilecekleri, sindirebilecekleri, püskürtebilecekleri bir kitle beklerken bu karşılarındaki bu kadar inanmış ve adanmış kişilerin, bu kadar haklı olduğuna bu kadar inanan kişilerin gözündeki ateşi ve vücutlarındaki enerjiye şu anda bir içlerinden saygı duyuyorlar. Sözle öfke kusuyorlar, onları dile getiriyorlar ama büyük bir şaşkınlık içinde de bizi izliyorlar. Çünkü bu kez Cumhuriyet Halk Partisi gücü halktan alırken onlar kandırdıkları, aldıkları vekalete, emanete ihanet ettikleri suçüstü haliyle karşı karşıya var. Peki sizin erken seçim restiniz nasıl bir karşılık gördü? Şimdi Devlet Bey kuliste hemen sormuşlar. Deniz Bey konuşmamı bir daha dinlesin, yanlış anlamış falan deyip erken seçim sorusuna cevap vermemiş. AKP'den hiçbir cevap yok. Onlar ilk anda şey diyorlardı ya, Deniz Bey'in konuşmasında Deniz Bey diyor ki bir muhalefet liderinin kendi partisini kontrol etmek için tehdit ve şantaja başvurmasını ayıplarım. Şimdi bu çok önemli bir şey. Dediler ki CHP seçimden kaçıyor bakın. İlk kez bir muhalefet partisi dedi AKP'nin sözcüsü seçimden kaçıyor. Biz Hodri Meydan bu gece seçim kararını alırsanız destekliyoruz deyince tık diye kaldılar. Çünkü Deniz Bey bir muhalefet partisinin şantaj olarak onu kullanmasını söyledi. Ama her zaman hem seçime hazır hem de halktan böyle bir devir yetkisini almaksızın bu çaba içinde olanları teşhir eden bu hamlemiz karşısında durar. Şimdi diyorlar ki ya erken seçim gündemimiz değil, ülkenin çok sorunu var falan demeye başladılar. Zaten mesele de bu. Şimdi bu iki yıldır fiili bir başkanlık sistemi var. Bu Devlet Bahçeli'nin söylediği bir söz. İki yıldır mutfakta ve sokakta yangın var. Analar ağlıyor. Akan kan, gözyaşı ve şehitler var. Ve şunu soruyoruz. Fiilen kullandığı yetkileri yazıyorsunuz ya, ne değişecek? Kan duracak mı? Kriz duracak mı? Dolar dizginlenebilecek mi? Annelerin gözyaşı duracak mı? Terör, IŞİD, PKK duracak mı? Başkanlık olunca duracaksa, şimdiki durumu yazıyoruz diyorsunuz. Niye durdurmuyorsunuz? O zaman siz iki yıldır iki yıldır yaptıklarınızla bir rejimi mi tüketiyorsunuz? Yeni bir rejimi mi üretiyorsunuz? Acaba hangi yetkiniz eksik kaldı da terörle mücadele edemediniz? Hangi kararı alamadınız da doları durduramıyorsunuz? Bugün Türkiye'nin içinde bulunan işsizlik belasından Türkiye'yi kurtarmak için hangi eksikliğiniz vardı? Veya burada muhalefet olarak biz bu konudaki hangi olumlu çabanızı desteklemedik? Hep şunu söyledik. Teröre karşı vatandaşın yararına yapacağınız her işte yanınızdayız, arkanızdayız. Yapıcı muhalefet dedik. Ama ülkeyi yönetilemez bir hale getirdiler. Adeta kıyılarda gitmesi gereken bir reisin kullanabileceği taka transatlantik'in başına geçti. Her şeyi ben bilirim dedi. Ben geçtiğimiz günlerde AKP'lilere şunu çok net olarak söyledim. Ve bence buradaki bütün çalışmaların özeti bu. İnanılmaz yetkiler ve güçler bir kişiye veriliyor. Bu kadar güç ve yetkiyle her şeyi yapabilirsiniz. Yapamayacağınız hiçbir şey yok ama bir tek şey yapamazsınız. Devleti yönetemezsiniz. Çünkü devlet yönetmek gücün bir yerde toplanmasıyla olabilecek bir şey değil. Devlet yönetimi kuvvetlerin ayrılığına, dengesine, birbirini denetimine, denge ve fren mekanizması içinde uyum içinde çalışmasına bağlıdır. Mutlak bir güçle sadece devlet yönetilemez. Onun dışında her şey yapılabilir. Zaten Sayın Devlet Bahçeli aslında fiili durumu anayasal çerçeve içine almaktan söz edince bir anlamda tek adam yönetimiyle bugünlere geldiğimizi de itiraf etmiş oluyor. Yani tek adam yönetiminin ister bir anayasal kılıf içinde olsun, isterse fiili durum olarak devamı halinde Türkiye'nin bir defa şu anda mücadele ettiği terör örgütleri, PKK, IŞİD, FETÖ, bunlara bağlı olarak küresel bir şey de var, bir kumpas da var. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Askerlerimiz şu anda Sayın Deniz Baykal'ın beni en çok etkileyen konuşmasının bölümlerinden biri, Elbap'taki evlatlarımız fevkalade zor koşullar altında hakikaten kahramanlık destanı yazıyorlar. Kahramanlık destanı yazıyorlar. Ben bir şehit nöbeti fotoğrafı gördüm. Günlerdir gözümün önünden gitmiyor. Rüyalarıma giriyor. Orada şehit düşmüş bir Mehmetçiğin başında arkadaşı şehit nöbeti tutuyor. Yani yurtseverlik ve kahramanlık ancak
öyle bir fotoğrafla tanımlanabilir. Şimdi her şeyden önce birlik, bütünlük, dayanışmanın gerekli olduğu bir süreçte. Diyelim ki meclisten geçti. Tabii o konuda size soru da soracağım. Bundan sonra bir sert referandum süreci sokakta, meydanlarda devam edecek. Bu süreç kutuplaşmayı, fay hatlarını daha da derinleştirmeyecek mi? Ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ve mücadele ettiği terör gibi, işte ekonomideki sorunlar gibi devasa sorunları daha da büyütmeyecek mi? O zaman böyle bir süreçte buna ne gerek var gibi sorular toplum tarafından, tarafsız insanlar tarafından, yurtseverlerin hepsi tarafından soruluyor. Buna kulislerde konuştuğunuzda MHP'li örneğin milletvekilleri nasıl cevap veriyorlar? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. MHP'li milletvekilleri böyle kolay kolay gözümüzün içine bakıp bir şey konuşmuyorlar. Birebir yapılan konuşmalarda hep bir tamamlansın da görelim diyorlar. Onların da çok ciddi kafa karışıklıkları, ileriye yönelik umutları da var. Gelinen süreçte mesela fire diye bahsediliyor ya, işte AKP, MHP kaç fire verdi? Bu fire tartışmaları bu çatının altındaki en kadim, en geleneksel, en meşru tartışmalardır. Ama bu sefer biz fire tartışmasını doğru bulmuyoruz. İlla yapılacaksa şuradan yapılması lazım. Cumhuriyeti sevdiği için, demokrasiye sahip çıktığı için, ettiği yemine sadık kaldığı için bu işe hayır diyen birisine fire diyemezsiniz. Bir fire veriliyorsa evet oyu veren 338 tane ilk turdaki oy cumhuriyetten ve rejimden firedir. Biz 338 fireyi rejimden veririz. Ama kendisi sorumluluğunu bilerek ve doğru bir davranışla ettiği yemine sadık kalan MHP'liye, AKP'liye hiçbir şey denemez. Bunu çok net olarak koymak lazım. Bir haklılığın gücü elimizde. Çünkü 10 Eylül 2010 referandumu vardı. Bu parlamentoya F-16'ın attığı bombayı o gece Fethullah Gülen 2010 referandumunda yükledi. O F-16'yı, o bombayı. Tankın mazotunu o gün doldurdular. O gün bir evet bir hayır cephesi vardı. Çok kısa hatırlayalım. Evet cephesinde bugünkü AKP vardı ve kendi içinden en büyük ittifakı Fethullah Gülen cemaatiydi. Balkon konuşmasında ne diyordu? Yetmez ama evetçiler de var. Onu anlatacağım. Pensilvanya'daki Okyanus Üniversitesi'ndeki Hoca Efendi'ye minnettarlığını sunuyordu. En büyük dostu oydu. İki, HDP denen parti ikiye bölünmüştü. Daha doğrusu şu an HDP'yi oluşturan bileşenlerin yarısı yetmez ama evet diyorlardı. Yarısı da boykot yaparak Tayyip Erdoğan ekmeğine yağ sürüyorlardı. FETÖ'nün ekmeğine yağ sürüyorlardı. Milliyetçi Hareket Partisi kampanya yapmayarak hayır deyip bizi meydanlarda yalnız bırakmıştı. O günün tek gerçek hayır cephesi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Ve o gün dedik ki yanlış yapıyorsunuz. Yaptığınız bu iş önce adaleti, yüksek yargıyı ama yürümekte olan siyasi davalar üzerinden orduyu ve bütün bürokrasiyi bir cemaate emanet eder. Yapmayın dedik. O gün biz bunu söylediğimizde rahmetle de analım. Mesela Kamer Genç bunu söylediğinde üstüne yürüdüler. Hakaret ettiler. Kamer Genç'i linç etmeye çalıştılar. Ama bugün geldiğinde o gün balkon konuşmasını yapan kişi şimdi eski müttefikine dönüp dünyanın en büyük teröristi diyor. Rabbim ve milletim beni affetsin diyor. 12 Eylül'ün sonucu 15 Temmuz darbesidir. Bugün yaptıkları hatanın sonucu bu ülkeyi felakete götürüyor. Yani 12 Eylül 2010 referandumunda. 12 Eylül 2010 referandumunda Fethullah Hoca ile kol koza hep beraber evet deyip de getirdikleri sistem 15 Temmuz darbesini getirdi. 247 tane şehidin kanı 12 Temmuz 2010 referandumunda evet kampanyasını yürütenlerin ellerinde. Yani o referandumda yanıldılar, bunda da yanılıyorlar diyorsunuz. Burada da yanılıyorlar ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık mütevazilik yapmayacağız. Biz hiç yanılmadık, biz hiç yanıltmadık. Biz hiç aldanmadık, biz hiç aldatmadık. Ve bugüne kadar haklı çıkmış bir partinin bir kez daha haklı çıkmasını beklemek ama bildiğini okumak gelecekteki en büyük felaketi üretecek. Biz bunu Milliyetçi Hareket Partililere, her milletvekilimiz birer birer anlatıyor. Kimine abisinden mektup gelmeye başladı. Bugün hep görüyoruz. Kimini ilkokul öğretmeni arıyor. Böyle kaçıp kaçıp köşelerde ilkokul öğretmenleriyle konuşanlar var. Kimi asker arkadaşından fırça yiyor.
Kimi ülke ocaklarından gelen mektubu okurken gelen misafirleri görmesin diye sümenin altına sokuyor, üstüne oturuyor falan. Telefonları kilitlenmiş durumda. Genel merkezlerinin etrafında bariyerler yaptılar. Yani yüksek taşlar yaptılar. Ve her yönden Milliyetçi Hareket Partisi'ne siz bunu nasıl yaparsınız, ne hakla yaparsınız tepkileri yükseliyor. Bu konuda saygısızlık yapmadan, sosyal medya üzerinden veya telefonla asla hakaret etmeden, demokratik yollardan Milliyetçi Hareket Partisi'ne sorumluluklarını hatırlatmak her vatandaşımızın görevidir. Ve biz... Kimseye kötü söz söylemeden... Hayır, asla asla. Bu kesinlikle olmaz. Çünkü bu ülkenin ve bugüne kadar, bir de bitmemiş bir oylama da var. Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi ile biz birçok konuda taban tabana zıt şeyler düşünmüş olabiliriz. Ama bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi bu rejimin muhalifi hiç olmadı. Tabii tabii. Ama bugün ilk kez birisinin bu rejimin aleyhine yaptığı bir şeye destek olmaya çalışan bir yönetim kadrosu var. Kaldı ki Sayın Devlet Bahçeli'nin de rejimle ilgili çok alkışlanacak. Yani Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet rejimiyle ilgili, demokrasiyle ilgili alkışlanacak sözleri var geçmişte. Başkanlık sistemine veryansın ettiği, yine o dönemde takdir toplayan konuşmaları var. Ama aynı Sayın Bahçeli sanki o sözleri söyleyen bir başkasıymış gibi şimdi böyle 180 derece bir manevrayla bunları dile getirince toplumda gerçekten çok ciddi bir travma oluşuyor. Hayal kırıklığının ötesinde. Zannediyorum ki milletvekillerinde de buna benzer bir travma el an etkisini sürdürüyor olsa gerek diye düşünüyorum. Olmaması mümkün mü? Yani tam Özgür Bey'in burada tarif ettiği durum sizin söylediğiniz fotoğrafla bir araya geliyor. Bakın Elbap'ta neden orada olduğu belli olmayan esasında askerlerimiz can veriyorlar. Onlar orada can verirken onların uğruna savaşıyor olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için atılıyor olan her adım ve buna sebep olan herkes esasında vatan hainliği yapıyor. O çocuklar oradayken. O çocuklar oradayken yani esasında bir Erdoğan savaşının vergi yükü de sadece canımızla ödemiyoruz. Burada içimizde kan ağlayarak oturduğumuz Türkiye'de her gün eriyor zaten. Dolayısıyla buna ortak olmak zorunda bırakılan herkes tehditle, şantajla veyahut da başka bir biçimde mutlaka içi kendisi adına da kan ağlayarak oturduğuna bizim tereddütümüz yok. Bana da Özgür Bey'e de şu soruyu sıkça soruyorlar. Yani sizce buradan çıkar mı diye. Hı hı. Önce şunu söylemek gerekiyor. Ben de soracaktım zaten. Fikri hür, vicdanı hür herkes ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği, beraberliği ve Cumhuriyet'in kendisi diyen herkesin mutlaka burada hayır oyu vereceğine bizler eminiz. Ama önce fikrinin hür ve vicdanın hür olması gerekiyor. Bununla beraber de her şeyinin önüne, kendisinin önüne, ailesinin önüne, her şeyin önüne bu cumhuriyeti koyması gerekiyor. Bunun bir rejim değişikliği olduğu bu kadar aşikarken utangaç bir biçimde bunun rejim değil sistem değişikliği olduğunu anlatmak da maalesef açıkçası bizlerin içini acıtıyor. Anlatan için ne kadar zor olduğunu ben tahmin edemiyorum. Şimdi burada şunu anımsatmak gerekiyor. Bu rejim değişikliği bundan 93 yıl önce esasında padişahtan alınmış olan yetkileri halkın yetkisini daha sonra demokrasiye dönüştürmüş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye ile beraber inşa etmiş olduğu hakiki demokrasiyi yıkma mücadelesidir. Çünkü gerçekten halkın çok partili bir demokrasi içerisinde yaşatıyor olduğu bu birlik ve beraberliği yıkan, halkı yok sayan ve yeniden bir padişaha ve saraya bütün vesayeti teslim edecek olan bir yönetim anlayışı getirilmek isteniyor. Bunun bir rejim değişikliği olduğu o kadar açık ki. Ve şunun açıkça gözüktüğü bir ortamda rejim yeniden demokrasiden koparılıp bir otoriterliğe ister adı padişahlık olsun, ister diktatörlük olsun, ister tek adam olsun fark etmez. Demokrasiden uzaklaşıldığı her an Türkiye'nin sadece cumhuriyetini değil, sadece laiklik üzerinden birlikte yaşama çimentosunu değil, ekonomisini ve cebini de kaybettiği bir dönem olacak. Çok somut veriler var. Yani bizler dünyaya veriyle bakmak durumundayız. Başka deneyimlerden öğrenmek durumundayız. Diktatörlüklerde ortalama kişi başına gelir 4700 dolar. Demokrasilerde 35 bin dolar. Yani bu esasında vatandaşa ben bu rejimi değiştirerek sadece senin günlük hayatını, hukuku yok ederek kurallığı sana dayatmayacağım. Aynı zamanda o kurallığın getirdiği fakirliği ve kalkınmadan yoksun bir Türkiye'yi de
sana dayatacağım diyor. Bizim haykırışımız o yüzden. Onun için fikri hür, vicdan hürlerin buna hayır diyeceğini düşünüyorum ben. Türkiye'nin kalkınmasını önceleyen, özgürlüğünü önceleyen hiç kimse bu teklife evet diyemez. Ben o yüzden Umut da en devrimci eylem olduğu için çok umutluyum. Buradan bu teklif geçmeyecek. Öyle diyorsun. Geçse bile Türkiye asla zaten bu teklifin bir hayat bulmasına izin vermeyecektir. Peki, teşekkürler. Halkın avukatına da bu bölümde aynı soruyu yöneltelim. Kendisinde belki soruları olabilir Sayın Öke'ye ve Sayın Özel'e. Ben hakikaten merak ettiğim şeyler var. Tabii biz burada olmadığımız için, Ankara'da veya meclisin içerisinde olmadığımız için dışarıdan izlediğimizde bazen yüreğimiz parçalanıyor. Bazı gördüklerimiz bizi çok üzüyor. Bazen çok heyecanlanıyoruz, coşuyoruz mesela sizleri izlediğimiz zaman. Bazen çok üzülüyoruz. Şimdi ben şunu anlamaya çalışıyorum. Acaba meclisin içinde bulunmak, çok bulunmak, sürekli bu binanın içinde veya çevresinde bulunmak, buranın içinde bulunanlara değerini unutturuyor olabilir mi? Bir körlük yarattırıyor olabilir mi? Yani milletvekilleri çok mu kanıksıyor acaba bu meclisin binası içinde bulunmayı sıradan kabul ediyor ki? Böyle bir acaba duygusal körlük veya bilinçsel körlük yaşıyor olabilirler mi? Bence başka bir yerde aramak lazım sorunu. Şunun için bu meclisin hem en uzun yıl kalmış hem en devamlı milletvekili Kamer Genç'ti. Kamer Genç de bu konuda toplu ilenin başı kadar bir tereddüt görmedi. Bugün meclisin hem yaş olarak en büyüğü hem de... Rahmetli analım kendisini, hakikaten yeri doldurulmaz bir siyasetçiydi, cumhuriyetçiydi. Bir de biliyor musunuz? Bir Atatürk sevdalısıydı. Meclis başkanı sıkıştı mı Kamer Genç'in içtihatlarını aşmaya başladı. Kapalı oylama açık. Kamer Bey de ama bakın böyle demiş diyor. Dedim ki Kamer Bey size FETÖ konusunda bunu dediğinde tekme atıyordunuz. Tabii. Kamer Bey geçen dönem Cumhurbaşkanı'nın bir takım buradan geçirmek istediği ve bizim Türkiye'yi felakete götüreceğini söylediğimiz yasalarda karşı çıkarken yaşına bakmadan Kamer Bey'i linç etmeye çalışıyordunuz. Şimdi öyle susuyorlar. Deniz Baykal, evet, meclisin en kıdemlisi, dünkü tavrını gördünüz. Aslında bu mecliste tam da dediğinizi söylerken şöyle yorumlamak lazım. Nerede durduğunu bilip neden geldim, nereye geldim? Bu meclis ne kadar önemli, ne kadar kutsal bir yer demokrasi için, cumhuriyet için? Kimin oturduğu koltuklara oturuyor? Evet, onu soruyorum. Ve bunu unutmamak lazım. Bunu unutanlar bir başka yerde bir eksiklikleri var. Çünkü bunu özümseyenlerin tavırları bugün ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ortada. Kerameti kendinden sayanlar var. Yani bugün gelmiş oturduğu koltuk, bildiği kırmızı plakalı, lüks arabalar, işte kapılarını açanlar, peşinden koşanlar falan olunca kerameti kendinde ya da işte bizim kurucu genel başkanımız çok karizmatik adam. İşte o söylediği zaman gezi olaylarından Türkiye'ye dönerken, ilden ile giderken bizimkiler kot üstüne kefen giyip geliyorlar reisleri karşılamaya geldik diye. Biz onu çok seviyoruz. Onun istediği her yetkiyi ona verin falan. Böyle bir şey kerameti buralarda arıyor. Geçen gün komisyonda söyledim. O zaman size dedim ki birileri de bir başka kurucu genel başkanı hatırlatır. Bir başka gerçek başkomutanı hatırlatır. O köstekli saat burada durmasaydı anafartalarda bu ülke için şehit olacak kadar öyle kot üstüne kefen giyen ve bunun üzerinden kefen şovu yapanların değil, Atatürk'ün bir sözüyle anafartalarda, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Çanakkale'de kefensiz yatanların torunları var burada. Ve meseleyi özümsemiş. O zaman bir eşit kefeli terazi çıkar ortaya. Sen işte o çok sevdiğin başkomutan dediğin kot üstüne kefen giydiklerini bir yere çıkarsın. Bu tarafa da bu ülkenin nasıl kurulduğunu, nasıl kazanıldığını, nasıl savunulduğunu bilenler, onların torunları çıkar. Bir tartılırız bakalım. Yürekler tartılır. İşte bazen istismar ediyorlar. Özgür Özel dedi ki o oylar sayılmaz, tartılır. Tam da bunu söylüyoruz. Son gece elbette bir sayım yapılır. Ama son gece yapılacak sayım artık teferruattır. Kefelerin birisine bu ülkenin gerçek vatanseverleri, hangi partiden olursa olsun, gerçek milliyetçileri, gerçek Atatürkçüleri, bu ülkeyi gerçekten sevenler, yani bir arada tutulma sebepleri, aradaki harcı, derzi, macunu, rant, ihale, çıkar, maaş, yüksek maaşlar, makamlar değil de
vatan, millet, bayrak, toprak sevgisi, ülke sevgisi olanları bir arada tutulanlar var. Onlar bir araya geldiğinde diğer taraftakileri, o çıkar ilişkileri çok hafif kalıyor. O zaman şimdi bu daha taşlar yerine oturuyor. Yani meclisi kuran partinin bir evladını gözetir gibi meclisi savunan son kale olması sizin söylediklerinizden bir anlam, bir başka bir anlam yüklüyor. Biz buranın dededen kendi miras... çocuğunu savunur gibi savunur. Burası, gibi. Burası dededen miras değil yiyelim diye. Dededen toruna emanet. Biz sadece burada o emaneti tutan aracılarız. Daha iyi hale getirmemiz lazım. Dünya nereye gidiyor? Evet. Türkiye ile birlikte. Ama bizimkiler Türkiye'yi nereye götürmeye çalışıyorlar? 100 yıl geriye doğru. Diyorlar ya T tipi, Türk tipi falan filan. Bugün çok güzel de bir çıkış oldu. Allah aşkına dediler, bu kadar rezil bir şeye Türk ismini alet edip de şey yapmayın. Ve biz diyoruz ki buna R tipi. Ya işte kişiselleştirmeyin. Recep'in R'sini diyor. Yok yok dedik biz, geri vitesin R'si. Karşı devrim yapıyorsun. 93 yıldır ileri giden bir ülkeyi geri vitese takıyorsun. Geri geri. Selin Hanım anlatıyor. Şu anda işte 11 bin, 12 bin. R dediği şanzıman dağıtma vitesi. Aynen bu. İleri giderken geriye takıyor. Şanzımanı da açacak. 11'e 12 bin dolara gidip şimdi 8 bin dolarlara gerilemiş olan milli gelir. Diktatörlük gelirse 4 bin olacak, cebindeki para yarıya inecek. İki evi olanın bir evi, iki maaşı olanın bir maaşı olacak. Ama eğer demokrasiyi geliştirirsek dönüp bakacaksın Avrupa'daki örneklere, 30 bin doları görebileceksin. Yani bugünkünün 3 katı zengin olabilirsin. Şimdi kararı oraya vereceğiz. Yetkiyi, sorumluluğu, her şeyi ve parayı saray ve sarayın istediklerine mi dağıtacağız? Evet. Bunları halkta tutup halka mı dağıtacağız? Şimdi normal koşullarda, yani her şeyin olağan seyrettiği, ki gelişmiş ülkelerde normali budur, doğalı da budur. Olağan seyrettiği süreçte vatanseverlik konusunda kimsenin bir öncelik alma hakkı yoktur. Herkes diyebilir ki sen benden daha vatansever olamazsın. Ben en az senin kadar vatanseverim. Hatta senden daha çok severim. Bir şey diyemezsiniz buna. Ama bugün Türkiye'de gerçekten vatanseverlik testi olarak kabul edilecek bazı durumlar var. Az önce de bahsettim. Türkiye topraklarının dışında terör örgütleriyle savaşıyor. Türkiye içinde katliamlar yapıyor terör örgütleri. Yani gün geçmiyor ki bir hain terör eylemi polisimizi, askerimizi şehit etmesin, masum yurttaşlarımızın canını almasın. Öbür taraftan bir ekonomik sarmal var. Yani küresel bir kumpas var. Bu durumda herkesin, yani hiçbir siyasi görüş farkı olmaksızın, AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi, tüm Türkiye'nin omuz omuza, kol kola, yek vücut olması gerekirken, bunu ayrıştırmaya kalkmak ve ortada bir ciddi anayasa sorunu yokken, mevcut bir anayasamız bizi bugünlere kadar taşımışken ve bunu değiştirmek isteyenleri 14 yıldır iktidar yapmışken bir anayasa dayatması bu testten geçer not alır mı? Asla almaz, asla almaz. Şimdi biraz önce zaten başladığımızdan beri sohbetimiz esasında tam da buna işaret ediyor. Evet. Şimdi zaten olağan dışı olan şu, fiili durumu hukuka uydurmazsınız. Ya daha doğrusu hukuku fiili duruma uydurmazsınız. Sizin göreviniz zaten fiilen, özellikle de bizlerin, millet adına yetki almış olanların en temel görevi hukuka uymaktır. Siz dönüp de burada bir fiili durum var, ben şimdi hukuku değiştireyim derseniz, Bu değişiklikten sonra yeni fiili durumlar yaratıp yeniden hukuku o yeni yarattığınız fiili durumlara uydurup uydurmayacağınıza dair hiçbir denetleme ve hiçbir dengeleyici unsur kalmaz. Bu denge, denetleme ve fren mekanizması dediğimiz şeyler günlük hayatımıza yansıyor. Dolayısıyla zaten baştan bu vatan hainliği derken hafife alarak söylememiştim. Gerçekten bu ülkeyi düşünenler, bu ülkenin harcının demokrasi olduğunu bilenler ve bizim birlikte yaşama kültürümüzü içselleştirmiş olanlar, omuz omuza Türkiye için birlik beraberlik diyenler, yani bir siyasi erk için değil, bir siyasi iktidarın kendi hırsı için değil, 80 milyonun ortak geleceği için bir araya gelme ihtiyacı olduğunu tarif edemeyen herkes esasında bu
Cumhuriyet projesine şimdiden ihanet ediyor demektir. Ben bunun ekonomik boyutunu özellikle çok önemsiyorum. Şu sebeple önemsiyorum. Bakın diktatörlüğe geçildiği zaman demokrasilerden ülkelerin kalkınma hızları da değişiyor. Biraz önce söyledik ya Türkiye bir yol ayrımında. Ya demokrasimizi güçlendireceğiz ve bugün artık 10 bin doların altına eridiğini bildiğimiz gelirimizi 3 katına çıkartacağız. Ya da bu ülkeyi rejim değişikliğiyle dayattıkları diktatörlüğe teslim edecek bu ülke ve hep beraber fakirleşeceğiz. Sadece bir düzey değişmeyecek, bunun büyüme hızı da değişecek. Şimdi büyüme hızından bana ne diyemiyoruz. Neden? Çünkü %4 değil de %2 büyüdüğünüzde 15 yılınızı çalıyor bu. Nasıl derseniz ikiye katlanma hızına bakarsanız ülkelerin %4 ile büyürken işte yaklaşık 17 yılda ikiye katlanıyor gelir. %2 ile büyürken 35 yılda katlanıyor. Bu rejim değişikliği hem cumhuriyeti bizden çalmaya çalışıyor hem de cumhuriyetle beraber bizim ekonomik geleceğimizi de elimizden çalmaya çalışıyor. Şimdi bu AKP düzeninin kendini tamir etmesi mümkün değil. Dolayısıyla ben başta bunun bir devrim ihtiyacı olduğunu tarif ederken şu sebeple de onu söylemiştim. Bugün yaşıyor olduğumuz bütün sorunlar esasında AKP'nin yönetim anlayışıyla birikmiş olan sorunlar. Dış politika, maceralara sürükledi ülkeyi. Elbap'ta iki askerimizin yakılmış olduğu iddia edilen bir video var. Haftalardır soruyoruz ne oldu? Çocuklarımız bizim çocuklarımız. Bir kişi de çıkıp cevap veremiyor. Bir ülkenin iki çocuğunun hesabını sorması vatanseverlik tartısına girmez. Ona yanıt vermemek girer. Ve ona yanıt vermeyenler de o tartıdan düşerler zaten. Siz IŞİD'le mücadele edeceğim diye çocuklarınızı sınır ötesine, güneyin derinliklerine gönderirsiniz. Ama ülke içerisinde IŞİD'e karşı verilecek mücadeleyi vermezsiniz. Bir yılbaşı gecesi takvimsel bir değişimi kutluyor olan, bir araya gelmiş olan insanların ölümüne esasında böylece göz yummuş olursunuz. Yani bugün yaşıyor olduğumuz bütün tahribat esasında bize dayatılıyor olan bu rejim değişikliğiyle daha da derinleştirilecek olan bir anlayışın sonucu. Bunun reklamlara girmemiz gerekiyor hocam. Ancak ve ancak yeniden cumhuriyeti kazanmayı kendisine dert edinen o cumhuriyeti içselleştirmiş olanlar tarafından verilebilir. Bizim için burası bir taş bina değil. Bizim için burası demin tarif ettiğimiz demokrasinin tam da odağı. Çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Selin Sayıkböke ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel. Siz nöbete tekrar gireceksiniz. Burada da nöbeti başka arkadaşlarımız geliyor. Biz programa devam ettireceğiz. Ve sürpriz konuklarımız olacak sevgili seyirciler. Gecenin ilerleyen saatine kadar buradan bu tarihi halk arenasını canlı olarak yayınlamaya devam edeceğiz. Ben demokrasi mücadelesinde sizlere başarılar diliyorum. Ve reklam arasından sonra yeniden birlikte olma dileğiyle bu bölümü bitiriyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.